Ben 13 yaşından beri özel işletmelerde çalışıyorum. Ya 1987 yılından beri düşünebilirsiniz. 94'te Ankara Üniversitesi'nde lisans eğitimimi tamamladım. Son 25 yıldan beri de çocuklara, ergenlere, ailelere hayatlarına dokunmaya çalışıyorum, destek olmaya çalışıyorum. Özellikle çocuklara destek olmak, onların hayatına dokunmak beni meslek açıdan tatmin ediyor işin açıkçası. 2010 yılından beri de kurumsal eğitimler veriyoruz. İşte oyun terapisi eğitimleri, koçluk eğitimleri, şey liderlik eğitimleri, çözüm anlamında kurumlara katkı, iletişim eğitimleri ve benzeri eğitimler veriyoruz. Kişilik özelliklerim zaten tişörtümde belli olduğu gibi kırmızı. Kırmızıyı severim ben. Rengim kırmızı. Enneagram kişilik tipim 8. Meydan okuyan anlamına geliyor haliyle. Karakter eğitimim, karakter rengim kırmızı. Düşünme biçimim görsel, işitsel ve kinestetik olarak geçiyor. Hayat felsefem çok önemli. Yani aile, sevgi, canlılara değer verme. Bütün canlılara. Çünkü sadece insana demiyorum ben. Hayvanları da canlı olarak kabul ediyorum. Bitkileri de canlı olarak kabul ediyorum. Onların da yaşama hakkı olduklarını düşünüyorum. Onlara da zulmedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir çocuğun bir sopayı alıp ağaca vurmasını doğru bulmuyorum. Bir insanın kediye ya da köpeğe ya da işte kullandığı hayvana, ata, eşeğe ya da ineğine ya da koyunla eziyet etmesini doğru bulmuyorum. Çünkü canlılara değer verme olarak bunun genişlemesi gerektiğini düşünüyorum. Operasyon anlamda dürüstlük, sorumluluk, yetenek, motivasyon, kişi bilgi ve adalet benim için çok önemli. Yani adil olma, adaletli olma insanlar için. Kısaca Ali Dolunyürek bu. Evet, özel bir kurumda çalışıyordum. Haliyle KHK ile kapatıldı, bitti. Yani özel kurumdan kastettiğim şey sendikaydı. Yani sendikada çalışmıyordum ama en azından başka bir kurumda çalışıyordum. Sendika kapatılınca orası da problem oldu. Haliyle şimdi kendi işimizi kendi çapımızda yapmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi tabii bu süreçte onlar daha çoğunlukta haliyle. Ben KHK'lı ya da OHAL mağduru diye ayrım yapmadan bütün çocuklarla görüşürüm. Benim için fark etmez. Yani adli suçlu, adli olarak suçlanmış insanların çocuklarıyla da görüşebilirim. Ya da işte başka şekilde mağdur olmuş, annesi vefat etmiş, babası vefat etmiş ya da kaza sonucu olmuş, bir şekilde istismar uğramış çocuklarla da görüşürüm. Ama tabi bu süreçte gündem haliyle KHK TV'de bunlar olacaktır haliyle. Bu tip çocuklarla da biz elbette ki görüşüyoruz. Bu çocukların durumları da var haliyle. En başta şunu söyleyeyim, bu çocuklara çocuk gibi davranılması gerekir. Bu çok önemli bence. Yani şundan dolayı önemli. Hem bu çocukların içinde bulunduğu toplum tarafından hem de gittikleri geldikleri yerler açısından söylüyorum. Yani örneğin bir mahallede oturuyorlar, bir köyde oturuyor, bir şehirde oturuyorlar. İşte babası KHK'lı, belki içeri girmiş çıkmış, belki girmemiş, işten atılmış. Şimdi çevredeki insanlardan, mahalledeki insanlardan, hatta gittikleri okuldaki bir takım bazı iş bilmez öğretmenlerden diyeyim, çocuklara terörist çocuğu muamelesi yapılabiliyor. Ya bu doğru bir şey değil yani. Hani çocuk çocuğa bunu yapabilir, bunu anlayabilirim belki. Onu da doğru bulmuyorum da yani arka ama büyüklerin bunu yapmasını doğru bulmuyorum. Yani çocuklara çocuk gibi davranılmalı ve değer verilmelidir. Çünkü annelerinin babalarının suçları olsa bile bu çocuğun suçu değildir. Yani ya ne olursa olsun yani. Gerçek anlamda bir terörist çocuğu bile olsa bu çocuğun suçu yoktur. O babasının suçudur. Annesinin suçudur ve cezasını çekiyordur. İşte o zaman o çocuğa ötekileştiremezsiniz o çocuğu. O çocuğu depresyona sokup işte o zaman gerçek terörist haline getirirsiniz. O çocuğu ötekileştirirseniz, o çocuğu sen terörist çocuğu derseniz, çocuk terörist olmasa bile, babası terörist olmasa bile o toplumdan onu dışlarsanız bunu biz yabancılaştırma diyoruz, ötekileştirme diyoruz. İşte o zaman o çocuğu siz terörist düşünce ve duyguyla beslemeye başlamışsınız demektir. Yani kendi toplum, kendi teröristini kendi yetiştirebilir. Bu çok ciddi bir sorundur. O yüzden bugün KHK'ların vasıtasıyla etkilenen çocuk sayısı belki yüz binleri geçiyor. Net bir şekilde. Yani yüz binlerce insanı siz kin ve nefrete sürükleyemezsiniz toplum olarak. Çünkü o bir çocuk. Ve çocuk teröristin ne olduğunu bile bilmiyor belki. Ve çocuklara çocuk gibi davranılması gerekir. Ki bunu Adalet Bakanlığı da yapması gerekir. Bunu Aile Bakanlığı'nın da yapması gerekir. Çünkü biz duyuyoruz, görüyoruz. Örnek veriyorum, ekonomik sıkıntı yaşayan aileler Aile Bakanlığı'na 2015 yılında çıkan yönetmelik gereği başvuruyorlar ama KHK'lı diye çocuğa destek vermiyorlar. Bu doğru bir şey mi? Çocuğun suçu ne burada?
Yani babası KHK'lı, annesi KHK'lı diye bu çocuğu ekonomik anlamda niye yoksun bırakıyorsunuz? Haksa haktır. Yani ailenin hiçbir geliri yok, hiçbir malı mülkü yok. Yani yönetmeliğe göre o çocuğa sizin 18 yaşına kadar ekonomik destek sunmanız gerekiyor. Aylık olarak, düzenli olarak. Ama sunmuyorlar. O zaman bu nefret ve bu kin nedir? Düşünmek gerekir. Ya da işte infaz kurumlarına gidildiği zaman orada çocuklara farklı muamelede bulunabiliyorlar. Yani oradaki bazı, hepsi demeyelim çünkü hepsi yapmıyor bunu. Bazı memurlar diyelim, bunu yapabiliyorlar çocuklara karşı. Yani anne babasına karşı, orada çocuğun yanında mesela gibi. Ya da işte diyelim ki evlere almaya gittikleri zaman insanların, evet evi aramaya gidebilir kolluk kuvvetleri. Ama orada siz çocuğa, senin baban terörist, senin annen terörist, onu almaya geldik, bir daha babanı anneni göremeyeceksin demek. Dediğim gibi bazı, lokal de olsa bazıları bunları yapıyorlar ve bunları yapılmaması gerekir. Çünkü bunları yapıldığı zaman o çocuğun dünyasına nasıl bir travma yol açtığınızı bilemezsiniz. Yani siz sadece o çocuğa zarar vermiyorsunuz aslında. İçinde bulunduğunuz topluma da zarar veriyorsunuz. Yani o toplum zarar görecek bundan. Ki bu çocuklar bu toplumda yaşamaya devam ettiği sürece, sonuçta dışarı gitmeye de, dışarı da gidemiyorlar haliyle. Bu toplumda büyüyecekler. Yani aynen Suriyeliler gibi ötekileştirirseniz, dışlarsanız aynı şey KHK'lı ve OHAL mağdur çocuklar için de geçerlidir. Büyüdükçe toplumla kendisini bütünleştiremezse, uyumu yakalayamazsa o çocuk içerisinde kin ve nefretle içinde bulunduğu topluma da zarar vermeye başlayacaktır. O yüzden buna hepimizin dikkat etmesi gerekir. Yani o yasalara göre 18 yaşına küçük olan herkes çocuktur. Bizim toplumumuzda, bizim yasamızda böyledir. Ne olursa olsun buna da dikkat etmek gerekir. Savaşlarda bile çocukların hakları vardır. Yani çocukların ve kadınların hakları ayrı ayrıdır. Biz bir savaşta değiliz. Sonuç itibariyle KHK'lılar bir düşman değil. Sonuçta farklı siyasi düşüncelerinden dolayı insanlar KHK'lı olmuş olabilirler. Haklarında soruşturma vardır ya da yoktur. Ama bu toplumda okuma oranımız çok düşük. Cahil insanların sayısı çok fazla olduğundan dolayı maalesef yani yetişkine söyleyemediği, onun annesine babasına söyleyemediği şeyi çocuğa söyleyerek sanki intikam oluyor. Sanki vatani görev yapıyor yani. Yani 8 yaşındaki bir çocuğun ne haberi olabilir terörizmden, teröristlikten ya da siyasi düşünceden? Bir haberi olmaz ki yani. O yüzden yapılmaması gerekir. Çocuk kimin çocuğu olursa olsun sağlıklı ve mutlu birey olmayı hak ediyor diye düşünüyorum. Yani bütün çocuklar, onu net bir şekilde söyleyeyim. Psikolojik destek birinci sıradadır. Ve devlet bunu sağlamalıdır. Şimdi ne olursa olsun, şimdi çok önemli bir şey var. Şimdi bir sürü KHK'lı, OHAL mağduru ya da adli suçlu insanların çocukları var bu ülkede. Çünkü 300 bin, 400 bin tane içeride tutuklu insan var. Kimisi hükümlü, kimisi tutuklu. Bunların çocukları, aileleri, kadınlar, çocuklar psikolojik destek alması gerekir. Peki ne oluyor dersiniz? Hastanelere gidiyorlar, psikiyatriste gidiyorlar. İlaç veriyor, gönderiyor psikiyatristlerin çoğu. Psikiyatristler bizim ülkemizde terapi yapmazlar zaten. Görüşme süreniz 10 dakikayı geçmez. Psikolog desteği çok nadir. Çok az. Çok az. O yüzden bence özellikle Aile Bakanlığı ciddi anlamda bu işe el atması gerekir. Gerçekten hani infaz kurumları, suçluları rehabilitasyon merkezi gibi düşünülür ya hani. Eğer öyleyse bu kişilerin ailelerini ve çocuklarını da rehabilit etmeniz gerekiyor o zaman. Yani Aile Bakanlığı bu çocuklara özel olarak psikolojik destek sağlamalıdır. Çünkü diğer türlü bu çocuklara destek alamazlar. Çünkü ekonomik olarak psikolojik destek özelde çok pahalıdır. Yani Aile Bakanlığı bunu yapması gerekir. Yani annelerini, babalarını alıkoymak, onları cezalandırmak, onları rehabilit eder mi, etmez mi bunu ben bilemem. Belki onu araştırmalara bakmak gerekir. Ama bu çocuklar rehabilite olmadığı ve kesinlikle anne babalarından ayrı büyüdüklerinden dolayı da düşman olarak yetiştikleri kesin. Yani bunu istemeyiz. Bunu hiçbirimiz istemeyiz. Ne topluma düşman olmasını isteriz, ne devlete düşman olmasını isteriz. Dolayısıyla Aile Bakanlığı'nın bu işe el atması gerekir. Net bir şekilde. Evet, anne babasından bir biçimde ayrı düşen çocuklar ve kadınlar travma içinde yaşıyorlar. Hastaneye gidiyorlar, ilaç alıp eve gönderiyor. İlaçlar insanları depresyonlarını, anksiyetelerini ve kaygı bozukluklarını gidermez. Sadece sakinleştiririz belli bir süre. O kadar. O yüzden çocuklara özellikle oyun terapisi, resim terapisi gibi etkinlikler yapılması gerekir. Kadınlara da bilişsel terapi yapılması gerekir en azından diye düşünüyorum. Önemli konulardan belki bir tanesi bu. Biz 5 yaşına itibaren, bu yaşına göre diyoruz. 3 yaşındaki bir çocuğa babasının işten atıldığını ya da babasının hapse girdiğini söyleyemezsiniz. Anlamaz çünkü hapis nedir? Yani bunu bilmez ya da iş nedir? Çoğu zaman bilmez belki. Ama 5 yaşına itibaren çocuklar işten atılmayı bilirler. Hapse girmeyi bilirler. Çünkü oynarlar yani. Polis oyunu oynarlar. Hırsız polis oyunu oynarlar. Bir sürü
Yani güvenlik şeyleri, silahlarla oynarlar. Bunları bilirler. O yüzden biz diyoruz ki yaşına göre diyoruz uygun biçimde söylenmesi gerekir. Yani bunu çocuğun bakımını yapan yetişkin bunu söylemiyorsa bir uzman söyleyebilir. Hani illaki anne babanın söylemesi gerekir. Ben kaç tane çocuğa söyledim yani. Ve çocuklar gayet de normal karşıladılar. Hatta rahatladılar diyebilirim. Çünkü öbür türlü çocuk aslında 5 yaşından sonraki büyük çocuklar aslında ortada bir şey olduğunu biliyorlar ve hissediyorlar. Bu psikoloji bilim açısından da böyledir yani. Hissederler. Herkes hisseder neler olduğunu. Tanımlayamıyorlar ve belirsiz duygular içerisinde oluyorlar. Karmaşık duygular içerisinde oluyorlar. İşte bu anlamda siz oturacaksınız orada çocuğa, çocuğun yaşına göre. Diyeceksiniz ki bak bizim başımıza bunlar geldi. Yani örnek veriyorum. Babam farklı düşünüyordu. Babana bir iftira atıldı. Dolayısıyla babana iftira atıldığından dolayı şu an tutuluyor. Ama aklanacak, rahat ol. Yani suçsuz olduğu ispatlanacak. Çünkü hapse giren herkes suçlu olmadığı gibi işten atılan herkes de suçlu değildir. Zaten işten atılmanın anayasal şartları bellidir, ona hiç girmeyeceğim ama onu Münir Hocam gibi arkadaşlar, hukukçu Mehmet Bey gibi arkadaşlar anlatırlar. Ama sonuç itibariyle işten atılmanın da bir prosedürü vardır. İşten atılmak da suçlu olduğunuz anlamına gelmez. Yani her işten atılan suçluysa bu ülkede o zaman herkesin suçlu olması lazım. Özel sektörden de atılabiliyorsunuz çünkü haliyle farklı nedenlerden dolayı. Değil mi? Uygun bir şekilde yani iftira atıldı deyip gerçeği söylemek gerekir çocuğa. Bu gerçeği saklarsanız ne olur? Güven bunalımı olur. Çocuk anneyi kaybetme ya da babayı kaybetme endişesi, kaygısı yaşamaya başlar. Ondan sonra evde davranış bozukları ortaya çıkar. Yani anne baba çocukla birlikte yatmaya başlar. Aynı odada yatmaya başlar. Biz bunları doğru bulmuyoruz mesela. Yani anne çocuk niye beraber yatsın ki? Yani kocaman bir çocuk ki biz 2 yaşına itibaren ayırın diyoruz yani. Şimdi çoğu zaman da mesela bu tip olaylarda, vakalarda var çünkü. Görüştüğüm zaman şunu ortaya çıkıyor, şunu gördüm. Çocuk yalnız yatmaya alışkın ama anne değil. Yani annelerin aslında yalnız yatamadıklarını, korktuklarını ve endişelendiklerini, çocuğu da böyle bir sığınak gibi kullandıklarını düşünüyorum. Ben sonra ayırıyoruz ama. Yani anne diyoruz yalnız yatamıyor ama siz ayrı ayrılın. Odalarınız ayrı olması gerekir. Yani normal bir hayat, normal bir çocuk gibi davranılması gerekir. Aynen işte annesi ya da babası yanında bir çocuğa nasıl davranılması gerekiyorsa öyle davranılması gerekir. Ha, işsizlik noktasında şimdi her sabah baba işe gidiyordu, anne işe gidiyordu ama bir sabah geldiler, işe gitmiyorlar artık. Ne oldu? Yani 30 yaşında atılmış, 35 yaşında atılmış, emekli oldum da diyemez. Yani, o zaman ne olacak? Dolayısıyla da bunu açıklaması gerek. Yani olayları uygun bir şekilde çocuğun yaşına göre işte 15 yaşında bir çocuğa net her şeyi konuşabilirsiniz artık 12 yaşından sonra. Soyut kavramı da gelişmiştir. Anlar bir takım şeyleri. Siyasi olarak da açıklayabilirsiniz yani. Yani işte ben muhalif bir insandım. Beni sevmeyen insanlar vardı. Beni şucu dediler, bucu dediler ve attılar. Yani ocu olmanızın, öyle olmanızın bir önemi yoktur çünkü sonuçta. Bunu açıklayabilir yani çocuğuna. 8 yaşındaysa, 9 yaşındaysa işte iftirayı açıklayabilir. Sizin aranızda olmuyor mu dersiniz arkadaşlar arasında? Birisi birine vurur ensesinden. Sonra işte arkanızı dönersiniz. Ben yapmadım, o yaptı der. Bu sefer o kişiyi gider o çocuk öğretmenine söyler. Halbuki o çocuk yapmamıştır. Fakat o yapmış gibi öğretmen ona ceza verir. Halbuki aslında o yapmayan odur, başkasıdır. İşte o yapan kişi, yapmayan kişiye iftira atmış olur. O da boşu boşuna ceza yemiş olur, azar işitmiş olur. Çocuklar arasında da bunlar vardır. Bunlar görür zaten çocuklar. Yani 6 yaşındaki çocuklar da olur bu, kreşlerde de olur bu, ana sınıflarında da olur zaman zaman. Çünkü sonuç itibariyle insanız hepimiz. Yani çocuk olmamız bu şekilde davranmayacağımız anlamına gelmez. 4 yaşındaki çocuklarda bile yalan söyleme davranışları olabiliyor yani haliyle. Bu şekilde bu çocuğa bunu anlattığınız zaman ha öyle mi diyor? Evet böyle. İşte senin babanın, annenin başına da böyle bir olay geldi. Ama merak etme bir gün her şey yoluna girecek deyip umut vermek gerekir. Tekrar annesine babasına görebileceğini, kavuşabileceğini söylemek gerekir. Çünkü umutsuzluk bir insanın düşebileceği en kötü durumdur. Yani o yüzden o çocuklara da umut vermek gerekir. İşte bugün günümüzdeki gençler bu ülkede gelecekleriyle ilgili umutsuzluk içinde olduklarından dolayı yurt dışlarını tercih ediyorlar değil mi? Yani niye gidemek istiyorsun diyorsun mesela. Niye, ne yapayım ki diyor burada diyor yani. Babam KHK'lı diyor. KHK'lı işten atılmış diyor. Ben yarın diyor kamuda çalışamam diyor. Hatta özel sektör bile evde çalışır çalıştırmaz diyor. Ne yapayım ben o zaman burada diyor. Gideyim diyor yurt dışına. Orada okuyayım, orada kalayım diyor. Oranın vatandaşı olayım diyor. Hayatımı orada diyor idame ettireyim. Bu umutsuzluk değil de nedir? Bu travma değil de nedir mesela? Sonra niye gidiyor bu gençler deniyor yani. Niye gitmesin?
İşte bu yüzden gidiyor. Ha bunun yanında hiç başına böyle bir olay gelmemiş olan insanlar da gidiyorlar. Onlar da başka sebeplerden dolayı gidiyorlar. Bakıyor ki her yıl 500 bin, 600 bin üniversite mezunu işsiz kalmış gidiyor. Travma açısından bakarsanız. Yani gençlerin içinde bulunduğu travmaları da dikkate almak gerekir haliyle. Umutsuzluk anlamında söylüyorum. Hele küçük çocuklarda, 18 yaş altındaki çocuklarda umutsuzluk daha büyük bir sorun demektir. Evet. Şimdi birkaç örnek vereyim isterseniz ben size. Mesela 12 yaşında bir erkek çocuk. Babası 4 yıl önce içeri girmiş. O günden beri hiç ağlamamış mesela. Hiç ağlamamış. Yani 8 yaşındayken içeri girmiş. Şimdi 12 yaşında. İlk defa benim görüşmemde ağladı mesela. Şimdi ağlama davranışı aslında duygunun ifade edilmesi gerekir. Hepimiz ağlarız, ağlamamız da gerekir. Ağlayamayan bir çocuk olur mu yani? İşte bastırmış diyoruz biz buna. Savunma mekanizmalarından bastırmayı kullanmış. Güçlü görünmeye çalışmış annesinin yanında. Halbuki ağlasa rahatlayacak, ağladı ve rahatladı. Ağlamaya devam edecek. Mesela 18 yaşında bir genç mesela, babası önce işten atılmış, sonra iş yerinde ne olduysa işte vefat etmiş mesela. Şimdi bu kişi karma karışık duygular içerisinde. İnsanlara hiç güvenmiyor mesela. Yani nasıl vefat etmiş, sebebi nedir? Yani intihar mı etti, öldürüldü mü, başka bir şey mi oldu? Bilinmezlik. Zaten en kolay kapatma yolu intihardır. İntihar etti, yaz geç. Örnek veriyorum. Şimdi bu kişi nasıl güvenecek içinde bulunduğu topluma? İnsanlara nasıl güvenecek? 13 yaşında genç bir kız. Baba içeride. Zaten işten atılmış. Depresyon içinde çıkmıyor mesela. Yani ne yapıyor? Sabahlara kadar işte YouTube'da film izliyor, video izliyor, ders çalışmıyor. Anneyle çatışma içerisinde, yemek yemiyor. Şimdi bu çocuk bu toplumda değil mi şu anda? Şimdi böyle birisi büyüyecek yavaş yavaş, genç olacak, yetişkin olacak. Bulunduğu çevrede mutluluk mu saçacak? Saçamayacak. Depresyon içerisinde çünkü. Bunu depresyona çıkarmak, çocukları korumak devletin anayasal temel hakkı, görmek görevi yani. Yani o çocuğu ne olursa olsun, babası suçluysa onu ömür boyu çıkarma. Bu seni ilgilendiren bir konu. Ama o çocuğu korumak anayasal anlamda devletin görevidir. Bunu koruması gerekiyor. Aile Bakanlığı'nın bence burada görev alması gerekiyor. Ne olursa olsun. Hatta bunlara pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Yani Türkiye'de çocuklara pozitif ayrımcılık hangilerine yapılmalıdır derseniz ben şunu söylerim. Annesi ya da babası hangi şekilde olursa olsun içeri girmiş olan kadın ve çocuklara Aile Bakanlığı'nın pozitif ayrımcılık yapması gerekir. Ki bu çocuklar rehabilite olabilsinler. Mutlu bireyler olarak yetişebilsinler ki yarın bir gün en azından hakikaten babası suçluysa ya suçluydu çektiği cezasını diyebilsin. Değilse zaten inanmayacaktır. Ama en azından toplumsal an ve devlet anlamında bir kin ve nefret beslemeyecektir diye düşünüyorum. 8 yaşında bir kız mesela altın ıslatıyor, öfke patlamaları yaşıyor. Babası içeride. Ya yaptığınız seanslarda bıraktı bu davranışını. Ama yeterli mi? Hayır değil tabii ki. Niye altın ıslatsın değil mi? Tuvalet eğitimi 3 yaşında oluyor. 8 yaşında kız birdenbire eğer altını satmaya başlamışsa biz orada bir olay olmuş diye düşünürüz. O da olmuş zaten. 5 yaşında bir erkek çocuk baba içeride mesela hiç konuşmuyor. Hiç konuşmuyordu. Ancak 6 ay sonra çocuk konuşmaya başladı. Kendini ifade etmeye başladı. 3 yaşında bir kız çocuk mesela 6 yaşında baba 6 yaşına kadar babasından hiç söz etmiyordu. 6 yaşında yaptırdığımız bir resimde babayı resmeye koymuştu mesela. Yani niye söz etmez değil mi? Çünkü babayı tanıyordu çünkü ama baba 3 yaşındayken gitmiş. Bir şekilde. Ondan sonra. Her ne sebep olursa olsun baba ya da annesi ayrıldıysa bunu ona uygun biçimde söylemek gerekir. Sonra psikolojik destek alması sağlanmalıdır. Yani bir şey yok gibi gözükebilir. Çocuklar çok hızlı şekilde bunu yetişkinlere göre daha fazla absorbe edebilir. Bastırabilirler. Yani yok sayabilirler. Ama bunlar sorun olmadığı anlamına gelmez. İşte bu anlamda diyorum. Yani biz elimizden geldiği kadar yardımcı olalım ama benim ulaştığım çocuk sayısı 3-5 diyelim yani. Ama yüz binlerden bahsediyoruz biz. İşte o yüzden Aile Bakanlığı'na ben sesleniyorum. Ayrılmışken şu an bakanlık bari çocukla ve kadınlarla ilgilensin de Aile Bakanlığı olduğunu anlayalım yani. En azından hiç olmazsa diye düşünüyorum. Evet. Her çocuğun babası ya da annesi ona göre masumdur. Bu duyguyu yok etmeye hiçbir kurum ya da kişinin hakkı yoktur. Masum ya, bitti yani. Ya bir kişiyi öldürmüş olsa bile bir insan, haklı yere, haksız yere, sonuçta o kişinin baba çocukları
Yani onu masum olarak görecektir yani. Bu duyguyu yok ederseniz ne olur? İşte o zaman o çocuk da o babanın yolunda devam eder. Bence bu toplumun ve devletin istediği bir şey değildir. İnfaz kurumlarında açık görüşe derhal geçilmelidir, özellikle söylüyorum. Bir çocuğun babası ya da annesine sarılması her şeyin ötesindedir. Bunun için Adalet Bakanlığı'nı ben göreve çağırıyorum buradan. En azından çocuklara açık görüş ortamı oluşturulmalıdır. Ne yaparsa yapsınlar, çocuklar için açık görüş sağlasınlar. Avukatlar gidiyor açık görüş yapıyorlar. Korona varsa onlara yok mu? O zaman çocuklar için de maskedir, hijyendir, görüşmedeki odadaki sıklıktır ayarlasınlar. Ve çocuğu babasıyla annesiyle sarılsın yani. Şimdi 3 yaşında bir kız var. Daha geçen görüştüm babasıyla. Kadını 1 ayda 2 ay içerisinde hüküm verdi. 7,5 gün yedi. Kadın devam ediyor. Çocuk 3 yaşında kız. Bu çocuk annem nerede diyor. Bu çocuğu götürmesi lazım babasını, annesini göstermesi lazım. Buna hiç kimsenin hakkı yok. Camın önünden gösterse ne olacak? Bu camın niye? Bilmiyor çünkü camın ne olduğunu. Telefonda konuşmak yetmeyecek o çocuğa. 15 yaşındaki çocuk bunu belki kaldırabilir ama 3 yaşındaki bir kız çocuğu bunu kaldıramaz yani. Ben ısrarla diyorum bak, lütfen diyorum yani. Adalet Bakanlığı çocuklar için en azından, yetişkinler için olmasa bile, sadece çocuklar için. Çocuğu olan, 18 yaşından küçük çocuğu olan tutuklu ve hükümler için açık görüşü başlatması gerekir. Aksi halde bu travmalar hep devam edecek. Ve çocuk salgın malgın dinlemez. Görüyoruz çünkü. Sokaklarda oynuyor çocuklar. Parklarda oynuyor çocuklar. Ben diyor babamı ya da annemi niye göremiyorum diyor. Ya da görüyorsam diyor niye sarılamıyorum diyor. Ne kadar devam edecek daha bu yani? Evet. İnfaz kurumlarında 3 yaşından küçük çocuklar anneleriyle kalmalı ve ortam bir çocuğun mutlu olabileceği biçimde düzenlenmelidir. Ben 3 yaşına kadar çocukların infaz kurumlarında anneleriyle kalmalarından yanayım. 3 yaşından büyükse dışarıda kalabilirler. Maalesef bu ülkenin infaz kurumları bırakın bir çocuğu mutlu etmeyi, yetişkinleri bile hasta etmektedir. Bir sürü insanlar var maalesef. Ben bunları siyasi olarak söylemiyorum. Gerçek bu çünkü yani. Ama 3 yaşından küçük çocuğu olan ise ki bilmiyorum yeni yargı paketinde 15 yaş altındaki çocukların işte annelerini çıkaracağız ya da işte hapse girmeyecekler diyorlar ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Eğer olursa çok iyi bir icraat olur. Ne olursa olsun. Yani ben bunu desteklerim yani. Derim ki iyi bir iş yaptınız derim. Yani kim yaparsa yapsın yani haliyle. Bunun ama en azından o yasa çıkana kadar çıkacaksa 3 yaşındaki çocuklar için orada park olmalı. Gerekirse hayvanlar olmalı orada. Yani olmalı yani. Yani biz bu ülkenin çocuklarını seviyorsak ve çocukları da bu ülkenin geleceği kabul ediyorsak bir kişi ya da iki kişi dememeli. Ha diyeceksiniz ki hocam 20 milyon çocuk var ya bizde çok çocuk var ne olacak? 300 bin tane çocuk daha hasta olsun diyorsanız ki öyle demeyin. Yani şu çok nettir. Bir toplumda çoğunluğun iyi olması sorun çıkarmaz. Çok az bir kısmın sorunlu olması çok büyük sorunlara yol açar. Çok büyük sorunlara yol açar. Biz buna gayrimemnunlar deriz. Bak tarihe bir bakın gayrimemnunların devlet kurduğu yoktur. Ama gayrimemnunların devletleri karıştırdığı çoktur. Yani niye gayrimemnun oluşturalım yani? Oluşturmaya gerek yok ki yani. Onlar çocuk sonuçta zaten 18 yaşın altında. Biz onları niye cezalandırıyoruz şu anda yani? Yani KHK'lı olması, işten atılması, içeri girmesi, yani suçlu olması gerçek anlamda bile diyorum bak yani. Suçlu da olabilir gerçekten. Bunun olması o çocuğun suçu değil ki. Sonuçta suçta kişisellik esas değil mi bütün yasalara göre? Ben o zaman babamın suçunu niye çekiyorum? Annemin suçunu niye çekiyorum eğer onlar suçluysa? Ki bilmiyoruz suçlu mu değil mi? Yani hakikati da bilmiyoruz yani. Yani o anlamda çok önemli diye düşünüyorum. Hocam bir ara gireceğim. Bu mesela anneler 0-3 yaş arası çocuklarla beraber kalabiliyor veya vakit geçirebiliyor bir gün bile olsa. Ama mesela babaların çocuklarıyla açık görüş haricinde oyun oynayabileceği bir ortam oluşturulmuyor. Mesela çocuğun babasıyla da o vakti geçirmeye ihtiyacı yok mu? Var. Yani infaz kurumlarına diyorsunuz evet. Değil mi? Zaten çocuklarla anne babalarının vakit geçireceği ortam dediğim bu zaten. Yani çok basit işte. Yani basit bir yer oluşturursunuz. Bir park gibi bir yer. Bir kum havuzu koyarsınız. Ya zaten orası güvenlikli bir yer yani. Ya bir yere gidecek hali yok insanlar yani. Belli. Orada çocuk babası oturur oynar. Ya bir masanın etrafında sandalyede konuşup sohbet etmesinden bahsetmiyorum ben zaten. Ya bunu medeni ülkeler bunu böyle yapıyorlar. Yani medeni olmak böyle. Demokrasi ülkeleri bunu böyle yapıyorlar. Gidin batıya bakın.
Ha yok, bunu yapmayan ülkeler varsa evet var, Afrika'da var, uzak doğuda bazı geri kalmış ülkelerde var. O zaman bu ülke olarak siz kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz, ona göre bir davranış ortaya koymanız gerekir. Avrupa'nın kıyısındayız. Almanya'da nasılsa, Hollanda'da nasılsa, Fransa'da nasılsa, infaz kurumlarında çocuklar ve anneleri nasıl görüşüyorlarsa Türkiye'de aynısı olsun. Başka bir şey demiyorum ben. Fazlasını da istemiyoruz yani. Bu da çocukların ruh sağlığı ve toplumun ruh sağlığı için diyorum bakın özellikle. Sadece çocuklar için değil. Çünkü bu çocuklar büyüyecekler ve topluma karışacaklar. Bu önemli. O yüzden orada birkaç tane oyuncak. Ya işte düşünün siz anneye içeri girmiş. Bu çocuk yaşı 5 yıldır oradalar. Çocuk 5 yıl boyunca bir yani kedi görmemiş ya. Bir kedi görmemiş. Bir kuş görmemiş. Şimdi bu çocuk dışarı çıkınca nasıl uyum sağlayacak? Topluma nasıl uyum sağlayacak? Uğraşın durun artık ondan sonra. Ya bunun sosyal maliyetleri diyoruz bak. Sosyal maliyetleri çok yüksek olacak bunların. Bunun farkında olmaları gerekiyor. En azından ben gördüğüm çocuklar arasında bunun farkındayım. Belki benim gibi uzmanlar da vardır. Bir sürü çocuk gören, bu şekilde kadın gören. Bunun farkındadırlar. Bunu Aile Bakanlığı'nın da görmesi gerekir. Adalet Bakanlığı'nın da görmesi gerekir. Ki bununla ilgili çözüm üretsinler. Biz başka bir şey söylemiyoruz. Çocuklar arasında söylüyoruz. Buyurun. Ha bu arada belki söyleyeyim, bu süreçte çocuklar için ne yapılabilir? Yani anne baba ne yapar ya da çocuğa bakan insanlar ne yapar? Bazen anne baba içeride olabiliyor mesela. Çocuğa dede bakabiliyor, büyük anne bakabiliyor. Ya da bazen ters olabiliyor. Yani çocuğun yanında olan yetişkin ne yapacak? Bununla ilgili birkaç önerim olabilir. Oyun. En önemlisi oyundur. Bence çok bol miktarda oyun oynatmak gerekir. Salgın dönemine rağmen evde de oyunlar oynanabilir. Dışarıda da oyun oynanabilir. Tabi buradaki oyundan kastım bizzat etkileşimli oyunlardan bahsediyorum. Yoksa bilgisayar oyunlarından, cep telefonu oyunlarından bahsetmiyorum. O iyice hastalar çünkü. Bu olumsuz durumu atlatmaları bazen evde yetişkinlerle, bazen bir uzmanla oynamalarıyla. Şimdi oyun ne işe yarıyor? Ben onu kısaca söyleyeyim belki bizi izleyenler, anne babalar açısından. Çocuk oyun sırasında kontrol ediyor, hayatı kontrol ettiğini fark ediyor. Yani oyunun yaptığı şey bu. Oyun oynarken de kontrolü çocuğa veriyorsunuz. Yani çocuğu, oyunu yöneten çocuk oluyor. Oyunun yönetmeni çocuk oluyor. Senaristi çocuk oluyor. Oradaki oyuncakları, hayvanları konuşturan çocuk oluyor. Ne kurduysa oyunda, çiftlik mi kurdu, bir kukla mı konuşturuyor. Her şeyi çocuk o yapıyor ve siz ona uyum sağlıyor. Senaristi çocuk oluyor. Oradaki oyuncakları, hayvanları konuşturan çocuk oluyor. Ne kurduysa oyunda, çiftlik mi kurdu, bir kukla mı konuşturuyor. Her şeyi çocuk o yapıyor ve siz ona uyum sağlıyorsunuz. Dolayısıyla çocuk rahatlıyor. Evet diyor, kontrol edebildiğim şeyler de var. Hayat hala kontrolüm altında diyor. Ve orada deşarj oluyor. Biz ona katarsis diyoruz, Aristo'nun söylediği gibi. Duygusal boşalma yaşıyor ve duygusal boşalma onu ciddi anlamda rahatlatıyor. Onu depresyondan koruyor diyelim, anksiyeteden koruyor, kaygıdan koruyor haliyle. Bol bol oyun oynaması gerekiyor diye düşünüyorum. İkincisi önemli, resim yaptırmak. Şimdi biz çocuklara resim yaptırırız bazen. Yani burada bir sürü bizim sayfamızda da var, Instagram sayfasında da yaptırdıkça atıyorum bazen. Resim yaptırarak alırız. Çünkü çocuklarda özellikle 8 yaş, 10 yaş arasındaki çocuklarda doğrudan soru sorup cevap alamazsınız. Dolayısıyla resim yaptırırız. Mesela bazen çocuklar sorar, neden resim yaptırıyorsunuz diye. Senin kafanın içinde olan ve anlatmadığın şeyleri görmek için derim ben onlara. Yaparlar onu. Mesela resmi yorumlarım. Bak derim, bunları düşünüyorsun ya da hissediyorsun derim. Ve çoğu zaman doğru çıkar. Yanıldığımızda olur ama doğru çıktığı daha çoktur. Şimdi o yüzden resim yaptırmak çocuğu yine rahatlatır. Ki resim yapmayı çocuklar sever. Resim yaptırırsınız boya. Ama tabi bu resimler resim analizi teknikleri açısından, bilim açısından bakarsanız bilinçli resimler. İşte bir ev yap deriz. Yağmurda gezen bir kadın yap deriz. Ondan sonra var olmayan bir hayvan yap deriz. Mesela orada nasıl bir hayvan yapıyor? Sevimli bir şey mi yapıyor? Yoksa böyle kocaman dişler olan, yani ta ilk çağlarda olan dinozorlar gibi, yani ya da işte köpeğe benzeyen, yani bir insanı böyle ısırıp yutacakmış gibi keskin dişler olan bir hayvan mı yapıyor? Şimdi böyle bir hayvan yapan çocuğu düşünün. Ne demek bu? Bu çocuk öfke dolu demek. Öfke dolu demek. Yani ya da işte kaktüs yap diyorsun mesela. Kaktüsü nasıl yapıyor? Yani bir saksı içerisinde mi yapıyor? Bir çölde mi yapıyor? Kaktüsün dikenleri nasıl? Büyük mü? Küçük mü? Çünkü onun da bir sürü çeşidi var. Ve onların hepsinin birer anlamı var bizim resim analizi açısından.
Bunları yaptığın zaman işte onları uzman şimdi yapıp yorumlayıp sonra ona göre çocuğa oyun sırasında telkinlerde bulunabiliyorsunuz. Çocuk rahatlayabiliyor, kontrol edebiliyor hayatını. Ya bu hemen bir seferde iki seferde olmasa bile oynaya oynaya o zaman hayatı normal hale getirmeye çalışıyorsunuz diye düşünüyorum. Bir başkası belki üçüncü olarak evde bir kedi beslemek, bir kuş beslemek, balık beslemek. Ben özellikle kediyi öneririm. Yani kediler çok güzel hayvanlar. Yani bizim evde de var bir kedimiz mesela. Yani özellikle tekir kedilerini öneriyorum. Cins kedilerden daha ziyade. Çünkü çok oyun oynuyorlar tekirler. Yani cins kediler çok oynamıyorlar. Belki çok çekici gelebilir, güzel ki hayvanlar olabilir ama tekir hareketli hayvanlar. Yani o yüzden kediler yani aşıları yaptırılıp, işte kısırlaştırmaları yaptırılıp, yani çocuk bir kediyle zaman geçirmesi, onun bakımını üstlenmesi, yani yemini vermesi, suyunu vermesi, işte kakasını yaptığı yeri temizlemesi. Bak hem sorumluluk görüyorsunuz, hem onun bakımını, hem de oynuyor ondan, duygusal paylaşım yapıyor. Kedi mesela sırt üstü hiçbir zaman yatmaz yabancılara ama güvendiği insanların önünde sırt üstü yatar. Böyle böyle siz boğazından başlayıp ta aşağıya kadar okşayabilirsiniz onu ve hiçbir şey demez. Bu ne demek? Güvenir ki. Normalde kediler sırt üstü yere gelmez, sırtla yere gelmez yani. Ama güvenirse gelir. İşte çocuk bunu sağlarsa ki kediyle bir iletişim kurarsa, ha köpek de olabilir bahçeli evlerde mesela. Yani evin içinde pek köpek olmayabilir ben de çok önermem ama çünkü sürekli gezdirmeniz gerekiyor. Onlar tuvaleti dışarı yapıyorlar çünkü. Ama kedi evde sürekli olabilir yani sıkıntı yok. Köpek de olabilir, kuş da olabilir. Çocuk hangisi istiyorsa, alerjisi yoksa mesela. Balık olabilir, akvaryum. Ama güzel böyle, güzel bir ses düşüp, o akvaryumun içine çıkan ses rahatlatır insanı. Böyle led ışıklar koyup, böyle ışığı kapatıp akvaryum karşısında yarım saat geçirseniz terapi almış gibi olursunuz. Bu rahatlatır. Deniz kenarında yaşayan insanlar için söyleyeyim, göl kenarında yaşayan insanlar için söyleyeyim. Belki herkes izleyebilir orada da. Mesela deniz kenarına götürüp denizin dalgalarını dinletmek, denizdeki o kumun kenarından 3-5 tane taş alıp denize fırlatmak da çocuklar için çok rahatlatıcıdır. Terapidir diyorum ben. Eğer balık tutmayı bilmiyorsa balık tutmayı öğretmek de bir terapidir aynı zamanda. Bu da çok işe yarar. Ya belki bir hafta sonu böyle alıp bir çadır dağın başına gidip orada kalmak. Çocuklara yapılabilecek şeyleri söylüyorum. Bu bütün çocuklar için gereklidir ama en azından böyle travma yaşayan çocuklar için daha da önemlidir. Bunların hepsi aslında bir anı olur, bir etkinlik olur haliyle. Bunlar yapılabilir. Belki de en önemli şeylerden bir tanesi işte annesi ve babasından uzak olan çocuklar için canlandırma dediğimiz bir teknik vardır. Onu da söyleyeyim burada. Çocuk böyle gözlerini kapatır. Güzel bir yerde düşünlenir çocuğa. Ve şu an orada senin çok sevdiğin birisi var. Orada onunla oturup sohbet edeceksin. O geçmişteki o sevdiği kişiyle ilgili olayları getirir gözünün önüne. Onunla konuşur, sohbet eder. Canlandırma da bir tekniktir. Ve orada 15-20 dakika sohbet etmesi o çocuğun zihninde babası ya da annesiyle kimi özlemişse onu rahatlatır. Terapi gibidir. Yani çünkü herkes terapiye ulaşamayabilir çünkü. Dediğim gibi yani özele de gidemeyebilir, devlete de gidemeyebilir. İmkanları yoktur. Köydedir, kasabadadır çünkü. Öyle bir sürü insan var kargalı çünkü. Şehirden gitmiş köye, kasabaya yerleşmiş. Babasının bir evi varmış mesela. Oraya kalıyor insanlar. Orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gelemez yani. Ama bunların hepsini yapabilir. Yani illaki bir uzmanı görmesi şart değildir. Tabii depresyonda falan değilse. Yani oyun oynayarak, resim yaptırarak, deniz kenarına, göl kenarına giderek, bir hayvan besleyerek, bütün bunların hepsiyle çocuğun hayatı kontrol etmesi sağlanabilir. Ve son olarak belki çocuklara normal davranılmasıdır. Ne olursa olsun. Normal. Yani bu ne anlama geliyor? Bazen işten atılmış ya da işte anne baba bir şekilde içeri girmiş, çıkmış ya da hala içeride olanlar olabilir. Çocuğa acıyarak ona pozitif ayrımcılık yaptıklarını zannediyorlar. Yani normal davranmıyorlar. Yani bu da disiplinden uzaklaşmasını sağlıyor. Yani çocuk istediği kadar telefonda oyun oynayabiliyor. Ne olacak canım ya? Babası da yok zaten. Ben de ilgilenemiyorum. Tamam mı? Halbuki çözüm bu değil ki. İlgilenin o zaman. Yani babası yoksa annesi ilgilenecek o çocukla. Ya hayat devam ediyor çünkü. Baba gelene kadar hayat yine devam ediyor. Ya da anne gelene kadar hayat devam ediyor. Aslında anneyi görmek gerekir orada bazen.
Yani anneye terapi yapmak gerekir. Çünkü anne orada kafa dağınık, karmaşık duygular içerisinde çocukla ilgilenemiyor. Çocuk da cep telefonuna sarılıyor, bilgisayar oyunlarına sarılıyor. Bu sefer orada kimlerle karşılaştıklarını bilmiyorsunuz. Hadi kötülerle karşılaşmasa bile günde 3 saatin dışında medya ile uğraşan, oyun oynayan insanlar bağımlı olmuşlar demektir. Yani bu ciddi bir sorundur. Yani biyolojik sağlığından bahsetmiyorum sadece, ruh sağlığı da bozulur o çocuğun. Ki karşılaştığı insanlara da bilmiyoruz. Biliyorsunuz ki çocuk istismarları dünyanın her tarafında olduğu bir ülkede de vardır. Orada da karşılaşabilir. Bağımlı olmasını, akademik başarısını düşmesini sağlayabilir. Dersleri boş verebilir. Yani işte şimdi ben bazen duyuyorum, yemek yemeye mutfağa gelmiyor çocuk. Yemek anne mutfağa, odasına götürüyor. Götürmeyin dedim mesela. Herkes gelsin mutfakta yesin yemeğini. Ailece yenecek yemek. Burada 3 kişiysek 3 kişi, 4 kişiysek 4 kişi, 2 kişiysek 2 kişi. Kahvaltımızı, yemeklerimizi mutfakta ikimiz yiyeceğiz oğlum, kızım. O yüzden de normal çocuk gibi davranılması gerekir. Normal olarak davranılmalıdır. Ekstra bir hareket, ekstra bir torpil, ekstra bir şımartma davranışı, acıma duygusu içinde olmaması gerekir. Aksi halde o çocuğu hem akademik hayatını kaybedersiniz hem ruh sağlığını kaybedersiniz. Yarın baba çıkar gelir, bakar ne hale gelmiş. Bir de bu yönü var işin. O yüzden biz her ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun normal davranacağız. Yani babası yanındayken, annesi yanındayken nasıl davranıyorsak yine öyle davranacağız. Gerektiği zaman yani gözümüzü sertleştireceğiz. Gerektiği zaman hayır diyeceğiz. Gerektiği zaman evet diyeceğiz. Kusura bakma diyeceğiz. Çünkü çocuklar bunları kullanmaya eğilimlidir. Birçok çocuk kendi lehine bunları kullanabilir. Yani annem yok nasıl olsa, babam yok, ben bunu kullanabilirim der. Ki bazen anne baba olduğu zaman bile birbirine karşı kullanır çocuklar. Normaldir. Her insan kendini korumakla, kendi zevklerinin peşinde gitmesi de normaldir. İçimizde bir it taşıyor sonuç itibariyle. O da haz peşindedir genellikle. Şimdi o idin hazının sınırlarını zorladıkça bizim ona vermemiz, aklımızı ve diğer süperegomuzu, biz etik değerlerimizi, disiplin bir hayatı o zaman göz ardı etmemiz anlamına gelir. Ama insan sadece hazdan ibaret değildir diye düşünüyorum. Varsa başka sorularınızı cevaplayın. Yok hocam, son olarak son bir mesaj verirseniz, umut dolu bir şeyler, son bir iki cümle. Umut dolu bir şeyler şu, psikoloji bilimi şöyledir: İçinde bulunduğunuz durum her ne olursa olsun değişecektir. Yani çok mutlusun, çok fazla sürmez, değişir. Çok üzüntülüsün, çok fazla sürmez, değişir. Çok öfkelisin, birazdan çok sakinleşirsin. Çok sakinsin, birazdan dalgalanırsın. Çok hüzünlüsün, birazdan kahkaha atarsın. Çok kahkaha atıyorsun, birazdan ağlayabilirsin. Yani psikoloji biliminde duygu durumu sürekli değişir insanda. O yüzden ben buradan söyleyeyim, yani kim olursa olsun, çocukların durumu da böyledir, yetişkinlerin durumu da böyledir. İçinde bulunduğumuz kendi bireysel anlamdaki hallerimiz, olumlu ya da olumsuz, içinde bulunduğumuz toplumdaki olumlu ve olumsuz bütün haller, hepsi değişiyor. Ama bunun için zaman gerekiyor. O yüzden hep umut içinde olmanız gerekir ve devam etmeniz gerekir. Hayat devam ediyor çünkü. Ve bunun için yaşamalısınız. Her ne olursa olsun diyorum ben yani. Nefes almaya devam etmek, keyifle nefes almaya devam etmek gerekir. Bazen anne babalar şunu yapıyor yani, gülemiyorum. Niye gülemiyorsun ki yani? Gül ya, gül. Yani senin işsiz olman gülmene mani bir şey değil yani. Anladınız mı? Yani işten atılmak, işsiz kalmak gülmeye mani bir şey değil. Ne yapalım? İşten atıldık, iş bulana kadar ağlayacak mıyız? Yani çoğu insan karnını doyurabiliyor bir şekilde. Bu önemli bir şeydir. Yani temel ihtiyaç gideriliyor, anladınız mı? Belki konforumuzdan taviz vermiş olabiliriz. Konforumuz azalmış olabilir. Ama bu önemli değil. Çünkü konforlar da bir gün gider ve gelir. Yani bu hep böyledir. Yani zaman geçer, zenginsen fakir olursun, fakirsen zengin olursun. Zaman geçer, özgürsen esir olursun, esirsen özgür olursun. Zaman geçer, bütün güzelliğin de gider, bütün yakışıklılığın gider, belin de bükülür, çirkinlik gelir. Yani zaman geçer, bütün bunların hepsi birbiri arkasına devam eder gider, akar gider. O yüzden bence umut içerisinde olmak ve devam etmek gerekir.